Efendim merhabalar, satır başına bir kez daha hoş geldiniz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Detayları alacağız Suriye sınırından Bülent Çulcuoğlu'ndan. Bülent Çulcuoğlu, saldırı hazırlığı nasıl tespit edildi, nasıl operasyon düzenlendi, detaylar nedir? Canan Reçber, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarını devam ettiriyor. Son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde sivil yerleşim yerlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristler Tel Rifat hattında. Aynı şekilde Tel Abyad bölgesinin ise Rakka'nın kuzey kırsalından saldırı hazırlığında olan teröristler vuruldu ve ilk belirlemelere göre bu iki operasyonda toplam 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Rifat ve Münbiç harekatı öncesinde teröristlerin birçok noktalara, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli hale getirdiği bölgelere son zamanlarda tacizi, saldırı ve sızma girişimlerinde yoğun şekilde artış var. Buna karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri ise teröristlerin olduğu noktaları Tel Rifat'ta, Münbiç'te, Rasulayn ve Tel Abyad'ın güney hattında vurmaya devam ediyor. İşte son olarak Tel Rifat bölgesinden, Tel Rifat'ın batı hattından ve kuzey bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlerin olduğu nokta yoğun şekilde vuruldu. Keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen noktalarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Bu sadece Tel Rifat bölgesinde. Yine Barış Pınarı bölgesine ise Tel Abyad'ın güney hattından, yani Rakka'nın Ayın İsa bölgesi ki terör yuvası olan bir nokta, Ayın İsa kırsalından Tel Abyad bölgesine sivil yerleşim yerlerine ağır silahlarla saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen terör noktaları fırtına obüsleri ve topçu atışıyla vuruldu ve hem Tel Abyad'ın güney hattı hem de Fırat Kalkanı bölgesine, yani Tel Rifat'ın kuzey ve batı hattında toplam 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şunu vurgulamak istiyorum. Özellikle Münbiç ve Tel Rifat bölgesinden son zamanlarda artan taciz ve saldırılarına karşılık birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyebilirim. Sadece 1 Temmuz'dan bu yana kadar 200'e yakın terörist Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusunda etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam ediyor şu anda. Sabah saatlerinde bizim bulunduğumuz şu anda noktaya yine top atışları ve obüs atışları seslerinin geldiğini söyleyebilirim. Bu noktalar nereler peki? Tel Rifat'ın işte kuzey tarafı, Maranes köyü var, Minnak köyü var, Harbıl bölgesi var ki buralar terör yuvası. Özellikle bu noktalardan, Tel Rifat'ın kırsalındaki köylerden El Baba, Cerablus'a ve yine Mare bölgesine, Münbiç'in kuzey hattından birçok noktalara teröristlerin saldırı ve sızma girişimi vardı. Ancak komandolarımız, Mehmetçiğimiz gözetleme araçlarıyla tespit ettiği noktaları etkili şekilde vuruyor ve teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor. Şu ana kadar Tel Abyad'ın güneyi ile Tel Rifat bölgesinde tespit edilen sayı 11, 11 PKK'lı öldürüldü. Ancak sayı artabilir çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyi, yani Fırat Nehri'nin doğusu ile Fırat'ın batı hattındaki operasyonlarına devam ediyor. Canan Reçber. Bülent Çulcuoğlu'na teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alınmasını bekliyoruz. Şimdi detayları alacağız biz de. Ahmet Yılmaz karşımızda. O günden başlıklarını aktarır mısın Ahmet Yılmaz? Milli Güvenlik Kurulu son toplantısını 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmişti. Geride kalan 2 aylık süre zarfında hem bölgesel hem de uluslararası güvenlik konularına dair önemli gelişmeler yaşandı. İspanya'da NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde de Astana formatındaki Suriye konulu Liderler Zirvesi
İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı. Tüm bu önemli zirvelerde Türkiye'nin öne çıkan kırmızı çizgisi terörle mücadeleydi. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilecek MGK toplantısında da ana gündem terörle mücadele olacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak MGK toplantısında. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni bir sınır ötesi harekatla ilgili hazırlıklar konuşulacak. Sadece Suriye'nin kuzeyindeki değil, yurt içindeki ve Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durumda MGK toplantısında ele alınacak. Ayrıca FETÖ ve DAEŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar da MGK toplantısında konuşulacak. Dış politikaya baktığımızda özellikle İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakatın MGK toplantısında öne çıkacağını söyleyebiliriz. Mutabakat imzalandıktan sonra bir aylık bir süre geride kaldı. Bu bir aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere ne kadar uyup uymadığına MGK toplantısında bakılacak ve bu kapsamda bir değerlendirme yapılacak. Yine Rusya-Ukrayna savaşına dair de değerlendirmeler yapılmasını bekliyoruz. Özellikle savaşın yol açtığı tahıl krizinin çözümü noktasında Türkiye'nin girişimleri söz konusu. Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetlerin yer aldığı İstanbul'da bir zirve gerçekleştirilmişti. Bu zirvenin ikincisi ne zaman yapılacak? Bu çerçevede MGK toplantısında bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Libya'daki son durum, Irak'taki son durum tabii bu konularda MGK'nın gündeminde olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısı saat 14.30'da Beştepe'de başlayacak. Sevgili seyirciler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Dohuk'ta sivillere yönelik bir saldırısının olmadığını söyledi. Her zaman olduğu gibi teröristleri hedef almaya devam edeceğiz dedi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin engellenmek istendiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu TRT Haber'e konuk oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla işbirliği yapabileceğimizi de biz söyledik. Bu sis perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik bu ithamları da reddediyoruz. Irak'ta ilişkilerimizin iyiye gittiği bir dönemde, terörle mücadelemizin başarılı olduğu bir dönemde böyle bir olayın gerçekleştirilmesi de manidardır. Bu aslında Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek için yapılan bir girişimdir ya da bir saldırıdır. Irak makamlarının da bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. Herhangi büyükelçiliğimize girme teşebbüsü de olmadı, girme de olmadı. Suriye'nin kuzeyinde rejim güçleri ve terör örgütü PKK-YPG yan yana görüntülendi. İngiliz Reuters haber ajansı, terör örgütü PKK-YPG ile rejim askerlerinin Türkiye'nin bölgeye olası operasyonuna karşı yığınak yaptığı görüntüleri servis etti. Reuters, terör örgütü unsurlarının sözde silahlı eğitim yaptıkları anları da paylaştı. Bir tarafta terör örgütü PKK-YPG unsurları, diğer tarafta Esed rejimine bağlı birlikler. Omurgasını terör örgütü PKK-YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'nin kuzeyine askeri yığınak yapıyor. İngiliz Reuters ajansı geçtiği görüntülerle bölgedeki hareketliliği ortaya koydu. Terör örgütü PKK-YPG rejim güçlerinin desteğiyle Türkiye'nin yapacağı olası bir operasyona karşı hazırlık içinde. Görüntüler Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn el-Arab ve Ayn İsa bölgelerinde çekildi. Esed rejimi güçleri mevzi kazıyor, ağır silahları yerleştiriyor. İngiliz ajansı, altyapısını PKK-YPG teröristlerinin oluşturduğu SDG unsurlarının silahlı eğitim faaliyetlerini de paylaştı. Görüntülerde terör örgütü PKK-YPG unsurlarının yüzlerinin maskeli olması dikkat çekiyor. Yüzü maskeli bir teröriste mikrofon uzatan İngiliz ajansı, teröristin Türkiye karşıtı sözlerini de paylaştı. Şimdi bu konuları değerlendireceğiz sevgili seyirciler. Uzman konuğumuzla terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ bizimle birlikte. Sayın Başbuğ, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Canan Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Şimdi dün özellikle hepimizi üzen bir gelişme yaşandı. Bir provokasyon diyebiliriz aslında. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin Dohuk'ta sivillere yönelik bir saldırısının olmadığını söyledi. Ve özellikle şu cümlesi dikkat çekiciydi. TRT Haber'e konuk olduğunda yaptığı açıklamanın bir detayını paylaşarak size sorumu yöneltmek isterim. Türkiye'nin Irak'la ilişkilerinin iyi gittiği bir dönemde, terörle mücadelenin başarılı olduğu bir dönemde böyle bir saldırıyla Türkiye'nin itham ediliyor olması manidardır dedi. Bu manidar kelimesi de önemli. Türkiye'nin terörle mücadelesinin engellenmek istendiğini vurguladı. Bu tip dezenformasyonların arkasında yatan sebepler nedir? Aslında Can Hanım, bana göre Dışişleri Bakanımızın söylediği o başlık zaten meselenin temel konusu. Yani Türkiye'nin bölgede yürütmüş olduğu terörle mücadele ve bu konuda geldiği nokta aynı zamanda bölgede de bir işbirliğini başlatacak önemli bir sürecinde ev sahipliğini yapması. Yani Irak merkezi hükümetiyle, hatta Kürt bölgesel yönetimini de buna dahil edebilirsiniz. Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta teröre destek veren Amerika başta olmak üzere diğer yapıları da inanılmaz rahatsız ediyor. Neden? Çünkü bölgede böylesi bir işbirliği işlediği takdirde Amerika'nın orada barınma şansı yok. İşte bunu çok iyi bilen Amerika bu süreci durdurmanın yollarını arıyor ve maalesef bunu yaparken de çok kirli ve kanlı bir takım eylemlere ev sahipliği yapıyor, tuzaklar kuruyor. Ha biz bu filmi ilk defa mı gördük? Yani Sayın Çavuşoğlu'nun açıklaması o nedenle çok önemli diyorum. Hayır, biz bu filmi daha önce de gördük. Ne zaman gördük? Hatırlayalım, Biden iktidarı koltuğu aldığı an, hani Biden diye ismini öne çıkarıyoruz ama arka plandaki mekanizma daha Biden'ı koltuğa oturtturmadan ayağının tozuyla ilk yaptığı icraat Brett McGurk denilen kişiyi bölgeye atamak oldu. Daha önce bu kişi Irak ve Suriye coğrafyasında işte gerçekten çok karanlık işlere imza atan, Kürtçeyi, Arapçayı da bilen, aynı zamanda bölgenin de aşiret yapısına hakim olan bir kişiydi ve Trump yönetimi bu kişiyi tasfiye etmişti. İşte Biden'ın ilk yaptığı icraat bu kişiyi tekrar Ocak ayında koltuğu aldığında bölgeye hem de yetkilerini genişleterek atamak oldu. Irak ve Suriye ile birlikte Afrika'yı da bu kişinin sorumluluğuna vererek McGurk bölgeye gönderildi. Ben o gün de yaptığım değerlendirmede eyvah dedik. Yani bu buraya geldiğine göre bir takım karanlık işler yürümeye başlayacak ki yanılmadık. Tam da Türkiye o dönemde de hem merkezi yönetim hem Kürt bölgesel yönetimiyle çok olumlu gelişmeler yaşayan bir konumdaydı. Ankara'da heyetler geldi. Irak Merkezi Hükümeti'nden, Kürt Bölgesel Yönetimi'nden ki Kazım'ın ziyaretini hatırlayalım. Aynı zamanda bizden de Irak'a yönelik bir takım resmi ziyaretler yapılmıştı. Ve burada ortak ve temel konu hem ekonomik askeri ilişkileri geliştirmek ama temel ana konu terörle mücadeleydi. Ve gerçekten de ümitlendiğimiz bir süreçti. Çünkü iki yönetimde çok olumlu ve sıcak baktılar konuya. Nereye kadar? İşte McGurk bölgeye gelene kadar. Çünkü Brett McGurk bölgeye geldiği an Temmuz ayında, hiç unutmuyorum, hem de tam da 19 Temmuz diye aklımda kalan tarih, yani bulunduğumuz günden birkaç gün önce Bağdat'ta, o güne kadar bir huzur hakim olan Bağdat'ta pazar yerinde bir patlama gerçekleşti. 33 insan hayatını kaybetti ve ondan fazlası da yaralandı. Burada aslında merkez hükümete yönelik bir ihtar söz konusuydu. Ve hemen birkaç gün sonra da gene Kürt bölgesel yönetiminde havaalanına bir roketli saldırı yaşadık. Evet. Niye yaptı Amerika bunları McGurk bölgeye gelir gelmez? Çünkü yürütülen olumlu ilişki sürecini tersi çevirmek istiyordu. Yani bu ilişkinin olmasını istemiyordu. Ve Amerika bunda biraz bölgede bu konuda bir kazanım elde etti. O günden sonra biraz daha bu sürecin yavaşladığı dönemi yaşadık. Şimdi tam tekrar o süreci tazeledik. Yani aynı duygularla tekrar yeni bir dönemi başlatmak gibi bir niyet maksatla yola çıktık. Üstüne bu olay meydana geldi. Şimdi bu olay tamamen provokasyon, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ve çok gerçekten yani sivillerin katledildiği, sivillerin kullanıldığı kanlı ve kirli bir tuzak. Çünkü şunu bütün dünya çok iyi biliyor ki, Türkiye'nin bütün yapmış olduğu harekatlar uluslararası hukuka uygun ve yapılan anlaşmalar doğrultusunda harekatlardır. Ve hiçbir dönemde de tek bir sivilin burnu kanamamıştır. Hatta bırakın kanamamayı, herhangi bir terörle iltisaklı olmayan bir yapı, bir bölgede hasar almamıştır. Amerika'nın şimdi DAEŞ'in liderine yönelik yapmış olduğu bir operasyon gerçekleşti yakın zamanda. Evet. Orada 8'e yakın çocuğun öldüğünü hatırlayalım. Buna 3 maymun oynayan Batı,
bugün tam tersi bir pozisyonla bu konuda Türkiye'ye karşı bir tavır almanın gayreti içerisinde. Şimdi istihbari faaliyetlerde temel kural şu Canan Hanım. Yani bir eylem gerçekleştiğinde faili bulmak için bu eylemin kime yaradığı ve kimin kullandığına bakarsınız. İşte bu mantıkla hareket ettiğiniz takdirde bu eylemin Amerika PKK tarafından yürütüldüğü ve yönlendirildiği çok net ve açık. Çünkü düğmeye basmış gibi aynı söylemleri bütün Batı başkentlerinden enteresandır çok da öne çıkan haber ajanslarından işittik. Doğrudan Türkiye'ye hedef alan hasmane ve kasıtlı bir tutumla dün akşamdan beri Türkiye'ye yönelik saldırılar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Dolayısıyla burada dediğim gibi bir provokasyonla bir komployla yüz yüzeyiz. Ama Allah'a şükür sicilimiz ve alnımız açık. Çünkü Sayın Çavuşoğlu da bunu deklar etti. Bizler de buradan söylüyoruz. Yapılan saldırının olduğu yer belli. Her türlü araştırmaya Türkiye hazır. Burada tek arzumuz Irak Merkezi Hükümeti'nin kurulan tuzağa düşmemesi. Çünkü burada evvelden de oynanan ama Allah'a şükür ilişkilerin bozulmadığı süreçte bir benzerini bugün yaşamış olduk. Ben eminim Irak'ta da salim ve sakin bir kafayla hak ve adalet yönünde bir tavır sergileyecektir. Ben hani o bir takım Iraklıların kullanılmasını, bir takım siyasilerin söylemlerini 30 yıldır bölgede fiilen bulunan ve kirli iş ve ilişkiler kuran Amerika'nın bu konudaki dahline bağlıyorum. Yoksa özünde Irak Merkez Hükümeti'ni bırakın. Bütün bölge, bütün dünya kamuoyu Türk ordusunun ne yaptığını ve amacının ne olduğunu çok net biliyor. Evet. Bizim tarihimizde tek bir leke yok. Bize bu leke yatmaya çalışanlar önce bir kendi tarihlerine baksınlar. Ruanda, Filistin, Irak'ta orada katledilen milyonlarca insanların hesabını versinler. Ondan sonra Türkiye'ye ayar vermeye kalksınlar. Şimdi Sayın Başbu, az önce bir haber aktardık. Reuters'ın haberiydi. Suriye'nin kuzeyinde rejim güçleri ve terör örgütü PKK-YPG'nin yan yana görüntülendiğine dair bir haber, bir gelişmeydi. Geçtiğimiz günlerde de yine sizinle de konuştuk bu ekranlardan. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'nin rejim bayrağı astığını görmüştük. Şimdi de yan yana görüntülendiğini biliyoruz. Reuters haber ajansı o görüntüleri tüm dünyaya servis etti. Terör örgütü PKK-YPG ile rejim askerlerinin Türkiye'nin bölgeye olası operasyonuna karşı yığınak yaptığı görüntüleri servis edildi üstelik. Reuters terör örgütü unsurlarının sözde silahlı eğitim yaptıkları anları da paylaştı. Bölgedeki dinamikler açısından bu gelişme ne anlatıyor bize? Can Hanım aslında hani mesele işte şimdi buradan okuyacak olursak hem o yaşadığımız hadiseyi dün akşamki hadiseyi hem de bu yaşananları daha iyi konumlandırırız diye düşünüyorum. Şimdi bakın abartı gelmesin veya hamaset gelmesin bir cümle kuracağım. Bizim Suriye yapacağımız harekat Amerika'nın geleceğini etkileyecek bir harekat olacak. Bölgede bütün dengeleri değiştirecek ve bölgede Orta Doğu'da Osmanlı'dan sonra kurulmuş o kirli ve kanlı bütün tuzakları da yerle bir edecek. Öylesine kritik bir süreçten geçiyoruz ve öylesine kritik bir süreç yaşanıyor. Çünkü Amerika... Irak'ta 91'de gelen 30 yıldır bölgede bulunan Amerika zaten onun da evvelinde İsrail menşeli Avrupa'daki bir takım emperyal yapıların kirli işbirlikleriyle bölgede gerçekten bütün ülkeleri dizayn eden hatta bunu da açıktan deklar eden bir siyaseti bugüne kadar götürdü. Milyarlarca doları bölgeye akıttı ve çok karanlık ilişkileri kurdu. Şimdi sizin bu yapmış olduğunuz harekat bu yılların vermiş olduğu birikimi bir anda yerle bir edecek ve Amerika'nın bölgedeki varlığını sonlandıracak bir harekat. Dolayısıyla bunun durdurulması için her yol denenmeli. Bütün bu olayı böyle okumak lazım. Şimdi YPG PKK evet sınırda rejim bayrakları çeken görüntüleri TRT o her zamanki hassasiyetiyle geçtiğimiz günlerde de görüntüleri paylaştı. Ve orada da aslında bir mesaj vardı. Yani Türkiye'nin harekatını durdurmak için şeytanın aklına gelmeyecek her yol deneniyor ve denenecek de. Burada hani düne kadar lafı geçmeyen, esamesi okumayan rejim bir anda sanki burada bir resmi devlet var ve o devletin bulunduğu alana bir harekat yapılıyormuş, yapılacakmış havası yaratmak için devreye alındı. Bir anda bu tabloyla karşılaştık. Ancak herkes biliyor ki oradaki o göstermelik flamalar, rozetler, yapılan bu tür bayrak olayları, bayrakla ilgili operasyonlar hepsi Türkiye'yi durdurmak adına. Çünkü arka planda bir terörist mantık var. Terör unsurları o bölgede ve maalesef giderek de artıyor. Bakın gene TRT geçtiğimiz günlerde çok önemli görüntüyü dünya kamuoyuyla paylaştı. Ve sözde DAEŞ'le mücadele ediyorum adında Amerikan ordusunda bulunan zırhlı araçların bizim harekatı düşündüğümüz Tel Rifat ve Mümüş bölgesine
getirildiğini görüntülerle dünya kamuoyuyla bilgiyi paylaştı. Evet. Bakın bu bile aslında kirli işbirliğini gösteren çok net hadiseler. Getirilen bölge, Rusların hakim olduğu bölge, o bölgeye askeri malzeme yiyen Amerika ve iki ülkeden de çıt çıkmıyor. Evet. Yani Rusya şunu demiyor, sen bana her ne kadar doğuyu gösterse de harekatla ilgili benim bölgemde amacın ne? Niye bunları getiriyorsun demiyor. Dolayısıyla burada karşımıza bir işbirliğini okumak ve görmekte büyük fayda var. Şimdi kurulduğu noktada, İran, Amerika ve Rusya arasında ve yine şimdi buyurun. Bu noktada Amerika'ya özellikle dikkat çektiniz. Amerika'nın oradaki elemanlarının da terör örgütü mensuplarına eğitim yaptırdığına dikkat çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tahran dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamalarda. Ve bu eğitim esnasında da rejimin bayrağını orada dalgalandırıyorlar. Kalkıp rejimin bayrağını dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar dedi ve bunu yemezler diyerek de ekledi. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da var. Oradan çıkacak kararlar önemli olacaktır. Elbette terörle mücadelede ve olası harekata ilişkin sizin beklentiniz nedir efendim? Canan Hanım, zaten Cumhurbaşkanımız bana göre hani dünkü evvelki gün yapılan zirvede her ne kadar Sayın Putin ve Sayın Reisi yuvarlak cümleler kursa da Cumhurbaşkanımız gerek uçakta gerek o toplantı esnasında anlayana çok sert ve köşeli cümleler kurdu. En büyük başlıklardan biri bölgede teröre yer yok dedi, örgütlerine yer yok dedi. Bölge derken yani 30 kilometreyi hedeflemedi. Irak ve Suriye bütün değerlendirmeyle bu cümleyi kurdu ki doğru olan da bu. Yani biz ilk başta da bu yeminle yola çıktık, dedik ki şer ve bela neredeyse kurutacağız bu bataklığı dedik. Yine aynı şekilde Terrifat ve Minmiş'te ki harekattan bahsetti ve bu konuda Rusya ve İran'dan destek bekliyoruz dedi. Evet. Şimdi o bahsetmiş olduğum işbirliği sahada işliyor. Ne adına? Türkiye'yi durdurma adına. Ben önümüzdeki süreçte yakın bir zamanda bu harekatın başlayacağının altını tekrar özellikle çiziyorum. Çünkü bu harekatı yapmamız şart. Bu harekatı durdurmak için çok farklı iş ve ilişkiler yürüyor. Ama Türkiye bunların hepsini görüyor ve not ediyor. Şimdi hemen yanı başınızda doğrudan size de falan bir yığınaklarına var. Düzenli orduda olması gereken silah tesisat bölgeye getiriliyor. Ve üstelik dediğiniz gibi bunların eğitimini veren de Amerika'nın ta kendisi. Normal bir komando erine verilen eğitimleri verdi Amerika bu çapulculara, bu mahlukat sürüsüne. Helikopterle havadan indirme, zırhlı araçları kullanma, bir takım ateşli manevra gibi eğitimler verildi. Ve Amerika şunu ümit ediyor ve o yönde de bir beklentisi var. İşte bu eğitimler sonucu bu yapıyı ben önde sahaya sürersem Türkiye karşısında bir direnç oluştururum. Evet. Bunu denediniz daha önce, aynı şeyleri yaptınız, olmadı. Evet. Getirdiğiniz bize savaş ganimeti olarak kaldı. Şimdi aynı son sizi tekrar bekliyor. Dolayısıyla ben harekatın çok kısa bir sürede başlayacağını ve bölgedeki bütün denklemi de bozacağını düşünüyorum. Evet. Ancak zorlu ve güç bir dönemdeyiz. Yani bir anda Yunanistan boşuna bu haddini aşan tutumu sergilemiyor. Bunların hepsinin arka planında bu bahsettiğim küresel akılın olduğunda bilmekte fayda var. Çok teşekkür ediyoruz yayına katkı için terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ. Sevgili seyirciler, Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı artıyor. 98'e yükseldi. Hastanede tedavisi sürenlerden de 6 çocuk Ankara Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilmişti. Sağlık Bakanı Koca son durumla ilgili bir açıklama yaptı. Şimdi ayrıntıları alacağız. Ayşegül Çoban karşımızda o ayrıntıları aktarmak için. Hem öncelikle hastanede tedavi görenlerin durumuna ilişkin bilgileri alalım. Hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında hangi detaylar öne çıkıyor senden dinleyelim Ayşegül. Ayşegül Çoban. Belirttiğiniz üzere Bolu'nun Yuva Köyü'nde zehirlenme vakaları ortaya çıkmıştı. Dakikalar önce Sağlık Bakanlığı'ndan durumla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Öncelikle onları paylaşmak istiyorum. Sizinle gelen açıklamaya göre sayı 98'e çıktı ve bu sayının 98 kişinin 45'i yetişkin, 53'ünün çocuk olduğu açıklandı. Şu anda zehirlenme vakalarında 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın ise tedavisinin şu anda devam ettiği açıklandı.
aynı şekilde 17 hastanın da başka şehirlerdeki hastanelere nakledildiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından sevindirici bir haber var. Şu anda 98 vaka içinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yapılan açıklamaya göre işte hastaneye kaldırılanlar arasında 6 çocuk daha önce Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'ne nakledilmişti. Şu anda biz de o hastanenin önünden sizlere son durumu aktaracağız. Çocukların son durumunu bildireceğiz. Öncelikle 6 çocuğun tedavisinin hala sürdüğünü belirtelim. Aldığımız başhekimlikten aldığımız bilgilere göre dün Ankara Üniversitesi'nden de bir basın açıklaması yapılmıştı zaten konuyla ilgili. Bugün son durumu paylaşalım. Buna göre 3'ü yoğun bakımda, 3'ü de serviste hala tedavi görüyor 6 çocuk. Ancak 6 çocukta da böbrek yetmezliği bulgularına rastlandığını söyledi. Hastanenin başhekimi 5'i için diyaliz ihtiyacı oluştuğu bildirilmişti daha önce. Yine aynı şekilde 5 çocuğun diyaliz ihtiyacının, diyaliz tedavisinin devam ettiğini de söylediler hastaneden. Bu çocukların 3 ila 15 yaş aralığında olduğunu da tekrar hatırlatmış olalım. Bugün de aldığımız bilgilere göre belirttiğim gibi tedavileri sürüyor şu anda 6 çocuğun. Bolu'da şu an 98'e çıktı belirttiğim üzere vaka sayısı. Zehirlenmenin nedenini öğrenebilmek için tabii analizler yapıldı. Özellikle köydeki su depolarında incelemeler yapılmıştı ve bu incelemeler sonucunda da zehirlenmelerin su kaynaklı olduğu belirtilmişti. Tabii daha önce sel ve su taşkınları yaşandığı için Bolu'da işte zehirlenme vakalarının da bu sel ve su taşkınlarında içme suyuna karışan mikrop nedeniyle olduğu tahmin ediliyor şu anda. İlk bildirilen belirtiler arasında da bulantı, kusma, karın ağrısı gibi şikayetler var. Tekrar hatırlatacak olursak Bolu'da zehirlenenler arasında 6 çocuk daha önce Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'ne nakledilmişti. Vaka sayısı şu anda 98'e çıktı. Çocukların da tedavisi şu anda burada sürüyor diyelim. Bilgiler geldikçe bizler de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Söz yeniden merkezde. Evet, Bolu'da içme suyu nedeniyle zehirlenenlerin sayısında artış var. Peki sevgili seyirciler, zehirlenmelerin nedeni sel ve taşkınlar mı? Şimdi son bilgileri almak üzere bir kez daha Bolu'ya gidelim. TRT Haber muhabiri Ahmet Rışvanlı'nın konuğu Bolu Valisi Erkan Kılıç. Evet, Bolu'da hareketlilik devam ediyor. Bir yandan valiliğin ekipleri, bir yandan sağlık ekipleri çalışıyor. Biz son rakamlarla başlayacağız Sayın Valimizden. Efendim, son durum nedir, son rakamlar nedir? Evet, öncelikle Bolu'da hasta olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. 16 Temmuz itibariyle bu salgın bizim Çaydurt Yuva Köyü'nde başladı. Şu anda 98 tane hastanelerimize, sağlık kurumlarımıza başvuru oldu. Şu an itibariyle de 45 kişi şu anda hastanelerde tedavi görüyor. 53 kişinin taburculuk işlemleri bitti. Genel itibariyle 45 tane erişkin ve 53 tane çocuk. Çocukta bu görüldü. İlk başlarda çocuklarda vakalar fazlaydı ama daha sonra erişkinlerde de olmaya başladı. Yani çocuklara yönelik bir hastalık değil. Genelde bununla ilgili belirti olarak da ishal, kusma, bulantı gibi şikayetlerle gelmeye başladılar. Şu anda yaklaşık bir 17 kişiyi de il dışına biz sevk ettik. Bunların bir kısmı da taburcu oldu. İlk başlangıçtan itibaren 16 Temmuz'da iki tane vakayla birlikte başladı. Tabii bunun bir o bölgede olup sadece orada olması olup olmadığı yönünde bir çalışma yürüttük. Daha sonra aynı bölgeden yeni hastalar gelmeye başlayınca o bölgede salgının olduğunu değerlendirdik. Bundan sonra da suyu kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunduk. Kaynatarak içmeleri ve daha sonra da suyu tamamen kestik. Ve biz valilik olarak da onların su ihtiyaçlarını şu anda köyümüzde karşılıyoruz. Ve bunun yanında tabii köyümüzde de filyasyon ekipleri de gezerek vakalarla ilgili olarak yeni vaka var mı yok mu noktasında araştırmalarını yaptı ve hastaları da sağlık kurumlarımıza yönlendirmeleri de sağlanmış oldu. Efendim, araya girerek hemen evet. Şunu söylemek istiyorum. Lokal mi bu yoksa farklı komşu köylerde de böyle problem var mı? Lokal, sadece o köyde bu vakalar çıktı. Bayramda dolayısıyla ziyarete gelenlerde de bazı kişilerde bu meydana geldi. Ama sadece Yuva köyünde meydana gelen ve onun bir mahallesinde sadece meydana gelen bir olay bu.
Son olarak şunu söyleyeceğim. Sebep, herkes çok merak ediyor. Sizin bir öngörünüz vardı. Onu anlatın bize. Tabii son zamanlarda özellikle iklim değişiklikleriyle beraber yağışlar arttı, sel, taşkınlar çok arttı. Bizim bölgemizde de son dönemlerde çok yağışlar oldu. Bizim değerlendirmemiz burada suya kaynaklanan bir mikroptan olabileceğini biz değerlendiriyoruz. Şu anda da ilk zamandaki gibi bir yoğunluk da yok. Hasta sayısında da yavaş yavaş azalmaya başladı. Ağır hastamız yok. Ama serviste, hastanelerde tedavi alan dediğimiz gibi 45 kişi var. İnşallah bunlar da kısa bir süre içerisinde tedavi olarak taburcu olacaklarını düşünüyorum. Tekrar bütün hastalarımıza geçmiş olsun diliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz size. Bolu'da çalışmalar devam ediyor dedik. Şimdi sudan numuneler alındı, evet. Ve o numunelerden gelecek sonuç bekleniyor. Manisa'da kuş cenneti olarak bilinen Marmara Gölü neredeyse tamamen kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimleri sıkılaştırdı. O noktaya gidelim, Bahar Toprak detayları aktaracak. Ne gibi denetimler yapılıyor, Bahar Toprak, aktarır mısın? Canan, ulusal öneme sahip sulak alan olarak tescil edilmişti Marmara Gölü. Kuş cenneti olarak da biliniyordu. 101 farklı türde 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyordu Marmara Gölü. Bu kuş türleri içerisinde tepeli pelikan ve karabatak gibi ender görülen nesli tehlike altındaki su kuşu türleri de vardı. Ancak şu anda görmüş olduğunuz gibi Marmara Gölü'nde ne bir damla su var ne de tek bir tane su kuşunu görebiliyoruz haliyle. Arkamda ekim dikim yapılmış arazileri görüyorsunuz. Hatta saman balyalarını görebiliyorsunuz. Zira 90 bin dönümlük Marmara Gölü'nün tamamı kurumuş durumda. Biz şu anda gölün tam ortasındayız ve ekim dikim yapılan arazileri görüyoruz burada. Göl kuruduktan sonra burada çiftçiler izinsiz olarak ekim dikim işlemi yapmaya başladı. Ve daha çok arpa ve buğday ekmeye başladı. Çünkü arazi de çok verimliydi. Göl tabanı oldukça verimliydi. Ancak bu arazi kavgaları kanlı bitti. Buradaki izinsiz ekim dikim işlemi yapan kişiler arazi paylaşımı konusunda sık sık tartışma yaşadı. 4 ayrı arazi kavgasında bir kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi de yaralandı. Göl kuruduktan sonra jandarma denetimleri zaten burada yapılıyordu. Ancak bu tatsız olaydan sonra denetimler sıklaştırıldı. Marmara Gölü üzerinde jandarma ekipleri 7/24 denetim gerçekleştiriyor. Bu denetimler dronlarla da destekleniyor. Ve 80 kişi suçüstü yakalandı ve bu drone destekli denetimlerde ve bu 80 kişiye de idari para cezası uygulandı. Evet, son olarak toparlayacak olursak... Burada Marmara Gölü 90 bin dönümlük Marmara Gölü tamamı kurudu. Göl kuruyunca da burada çiftçiler izinsiz ekim dikim işlemi yapmaya başladı. Ancak bu olaylar tatsız bitti. 4 ayrı arazi kavgasında bir kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi de yaralandı. Bu nedenle de jandarma ekipleri burada denetimleri sıklaştırdı. Ekipler 7/24 drone destekli denetim gerçekleştiriyor Marmara Gölü üzerinde. Efendim, bu bağlantıyla satır başında noktalıyoruz. Şimdi dünya gündemi var sırada. Nisa Efendioğlu karşınızda olacak. Yarın saatler onu gösterdiğinde bu ekranda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Öğlen Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Nilgün Balkaç. Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan başlıklarıyla çok sıcak bir gündemle karşınızdayız. Ve yine her zaman olduğu gibi TRT Haber ekipleri de işte o sıcak duraklardalar diyelim ve başlayalım. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Detaylar her zaman olduğu gibi Suriye sınırından Bülent Çulcuoğlu'ndan alacağız. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak diyelim. Ancak çok sıcak başlıklar var. Ahmet Yılmaz o sıcak başlıkları bize aktaracak masadaki. Piyasalar
Gündem Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Peki beklenti ne yönde? Şeyma Baytalay son durumu aktaracak bizlere. Faiz fiyat artışlarıyla fırsatçılığa geçit verilmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Fiyat İstikrarı Komitesi 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda neler konuşuldu? Hangi kararlar alındı? Enes Babacan aktaracak. Türkiye'nin ilk nükleer santralinde önemli bir aşamaya daha geçildi. Akkuyu Nükleer Santrali'nde 4. reaktörün temeli atıldı. Detaylar için o noktada bizi Fatma Er bekliyor ve Fatma Er'le birlikte son tabloyu okuyacağız. Koronavirüs manşetiyle devam edeceğiz. Haftalık koronavirüs verileri açıklandı ve ne yazık ki vaka sayılarında çok ciddi bir artış var. Son rakamları ve son açıklamaları Göksu Kandemir ile birlikte okuyacağız. Bunlar ne anlama geliyor? Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 98'e yükseldi. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. Son durumu ve açıklamaları ise bize Ayşegül Çoban aktaracak. Habercilerle, sıcak duraklarla öğle ana haber bülteni başlıyor efendim. Sıcak duraklara gideceğiz habercilerle birlikte ama önce günün en sıcak başlığıyla başlayalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT Haber'e konuk oldu. Türkiye'nin Doğuk'ta sivillere yönelik bir saldırısının olmadığını söyledi. Her zaman olduğu gibi teröristleri hedef almaya devam edeceğiz dedi. O önemli kritik açıklamanın ayrıntıları var sırada. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla işbirliği yapabileceğimizi de biz söyledik. Bu sis perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik bu ithamları da reddediyoruz. Irak'ta ilişkilerimizin iyiye gittiği bir dönemde, terörle mücadelemizin başarılı olduğu bir dönemde böyle bir olayın gerçekleştirilmesi de manidardır. Bu aslında Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek için yapılan bir girişimdir ya da bir saldırıdır. Irak makamlarının da bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. Herhangi büyükelçiliğimize girme teşebbüsü de olmadı, girme de olmadı. Çavuşoğlu'nun da söylediği gibi Türkiye her zaman olduğu gibi teröristleri hedef almaya devam edecek diyelim ve terör manşetiyle devam edelim. Suriye'nin kuzeyinde teröristlere bir darbe daha indirildi. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında yapan 11 terörist etkisiz hale getirildi diyelim. Dönelim Bülent Çulcuoğlu her zaman olduğu gibi Suriye sınırında. Bülent, yoğun bir mücadele devam ediyor. O mücadeleye dair sahadaki son notlar sende. Nilgün Balkaç operasyonlar aralıksız devam ediyor ama şunu vurgulamak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda teröristlerin işgal ettiği bölgelere operasyon düzenlerken tek bir sivilin bile burnu kanamadan nokta atışıyla teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. İşte son olarak 11 PKK, YPG'li terörist işgal ettiği Terrifat bölgesiyle yine Fırat'ın doğu hattında Tel Abyad'ın güney tarafındaki Ayinisa kırsalında vurularak etkisiz hale getirildi. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası Münbiç ve Terrifat harekatı öncesinde teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri artmış durumda. Buna karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri bütün noktalarda, Terrifat'ta, Münbiç'te, yine Rakka ve Haseke'nin kuzeyindeki hedefleri vurmaya devam ediyor. İşte son olarak Fırat Kalkanı bölgesine Terrifat'ın kuzeyinden saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristler etkisiz hale getirildi. Keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen noktalara yapılan topçu atışıyla Terrifat kırsalındaki teröristler etkisiz hale getirildi. Bir diğer nokta, operasyonun bir diğer noktası Fırat Nehri'nin doğusu, yani Barış Planı harekat alanının güneyi, Türkiye-Suriye sınırının 32 kilometre uzağındaki terör yuvası Ayinisa bölgesi. Ayinisa'nın kuzey kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli hale getirdiği
Tel Abyad'daki sivil yerleşim yerlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristler nokta atışıyla vurularak etkisiz hale getirildi. Hem Ayinisa tarafında hem de Terrifat bölgesinde etkisiz hale getirildiği belirlenen terörist sayısı 11. 11 PKK, YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri hem Terrifat hem de Münbiç bölgesindeki hedefleri yerle bir etmeye devam ediyor diyebiliriz. Zira teröristlerin bu iki hattan hem Cerablus bölgesine hem Aziz ve Elbap bölgesine saldırıları var. Yoğun şekilde tacizleri var ama Mehmetçimiz, komandolarımız keşif ve gözetleme araçlarıyla adım adım izlediği teröristleri sivillere tek bir zarar gelmeden vurarak etkisiz hale getiriyor. Son operasyonda 11 PKK, YPG'li terörist Terrifat ve Tel Abyad'ın güney hattında vurularak etkisiz hale getirildi. Nilgün Balkaç. Bülent bize sahadan o nokta operasyonlarıyla gelinen durumu anlattı. Gerçekten önemli. Türkiye'nin hassasiyetleri ortada diyelim ve sahanın başka gerçekleriyle devam edelim. Suriye'nin kuzeyinde rejim güçleri ve terör örgütü PKK-YPG yan yana görüntülendi. İngiliz Reuters haber ajansı terör örgütü PKK-YPG ile rejim askerlerinin Türkiye'nin bölgeye olası operasyonuna karşı yığınak yaptığı görüntüleri servis etti. Reuters terör örgütü unsurlarının sözde silahlı eğitim yaptığı anları da paylaştı. O anlara gidelim. Bir tarafta terör örgütü PKK-YPG unsurları, diğer tarafta Esed rejimine bağlı birlikler. Omurgasını terör örgütü PKK-YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'nin kuzeyine askeri yığınak yapıyor. İngiliz Reuters ajansı geçtiği görüntülerle bölgedeki hareketliliği ortaya koydu. Terör örgütü PKK-YPG rejim güçlerinin desteğiyle Türkiye'nin yapacağı olası bir operasyona karşı hazırlık içinde. Görüntüler Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn el-Arab ve Ayn İsa bölgelerinde çekildi. Esed rejimi güçleri mevzi kazıyor, ağır silahları yerleştiriyor. İngiliz ajansı altyapısını PKK-YPG teröristlerinin oluşturduğu SDG unsurlarının silahlı eğitim faaliyetlerini de paylaştı. Görüntülerde terör örgütü PKK-YPG unsurlarının yüzlerinin maskeli olması dikkat çekiyor. Yüzü maskeli bir teröriste mikrofon uzatan İngiliz ajansı teröristin Türkiye karşıtı sözlerini de paylaştı. Şimdi sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Önemli, son dakika olarak da ekranlarınıza yansıyor. İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da 620 personelin katılımıyla Eren Abluka 23 operasyonu başlatıldı. Zorlu bir arazi, 23 operasyonda başlatıldığını söyleyelim. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde Eren Abluka 23 terör operasyonu başlatıldı. Operasyona 620 personel, 39 operasyonel tim görev aldığını belirtelim. Operasyonun ilk gününde Lice kırsalında 407.500 kök kenevir ele geçirildi. Yani bu operasyonlarla sadece teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedeflenmiyor. Aynı zamanda onların parasal kaynakları yani uyuşturucu da yok ediliyor. Eren Abluka 23 operasyonu başlatıldı. Devam ediyoruz. 2015 yılında Manazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik Muş'ta adliyeye sevk edildi. Zerdeşt kod adlı PKK'lı terörist Savaş Çelik mitin düzenlediği operasyonla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2015'te Manazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Kulaksız'ın şehit edilmesiyle ilgili süren davanın sanıklarından terörist Çelik İşlemlerin ardından Muş'a gönderildi. Çelik İl Jandarma Komutanlığı görevlerince güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. PKK'lı terörist Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Çelik'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Kritik bir toplantıyla devam edelim. Önemli Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak diyelim. Hemen dönelim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Haberci arkadaşımız Ahmet Yılmaz bizi bekliyor. Ahmet, terörle mücadele çok sıcak bir başlık. Bölgedeki son gelişmeleri biz haberlerimizle birlikte aktardık. Hem terörle mücadele hem de diğer başlıklar, tüm ayrıntılar sende. Yılın 4. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı için gözler bugün Beştepe'ye çevrilecek. Saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kurulu. Tabii toplantıda öne çıkan başlığın terörle mücadele olduğunun altını çizelim. Özellikle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturması planı var. Bu çerçevede daha önce bölgeye yönelik düzenlenen harekatlarla bazı bölgelerde güvenli bölgeler tesis edildi, ancak güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirmeler yapılmasını bekliyoruz. Özellikle Tel Rifat ve Münbiş'teki terör varlığına yönelik yeni bir harekatın başlamasına yönelik hazırlıklar ne aşamada, MGK toplantısında bu önemli başlığın, bu kritik başlığın değerlendirileceğinin altını çizelim. Irak'ın kuzeyinde ve yurt içinde devam eden terörle mücadele operasyonları da var. Eren Abluka operasyonları ve Pençe operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. O operasyonlarda gelinen son durumda MGK toplantısında ele alınacak. Sadece bu örgütler değil, FETÖ ve DAEŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar da MGK toplantısında ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Bölgesel konulara baktığımızda özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Savaşın yol açtığı tahıl krizinin çözümü noktasında Türkiye'nin girişimleri neticesinde geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir zirve gerçekleştirilmişti. Bu zirvenin ikincisinin de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bundan sonra Türkiye'nin izleyeceği yol haritasıyla ilgili ve krizin çözümü noktasında atılacak adımlarla ilgili MGK toplantısında elbette değerlendirmeler yapılmasını bekliyoruz. Yine Ege'de Yunanistan'ın provokasyonları devam ediyor. Özellikle Yunanistan'ın provokasyonlarına karşı Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde giriştiği bazı çalışmalar var. Bu çalışmaların devamı gelecek mi? Hangi adımlar atılacak Yunanistan'la gerilimi sona erdirmek adına? Hangi adımlar atılacak, bu çerçevede MGK toplantısında da bir değerlendirme yapılacak diyebiliriz. Yine Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler, Irak ve Libya'daki gelişmeler de MGK toplantısında masada olacak başlıklar arasında yer alıyor. Yılın Milli Güvenlik Kurulu yılın 4. toplantısını bugün gerçekleştirilecek. Saat 14.30'da başlayacak toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Tabii ben bu detayları aktardım, ancak daha fazla detay Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yapılacak yazılı açıklamayla netlik kazanacak. Nilgün Balkaç. Ahmet bize Milli Güvenlik Kurulu toplantısının manşetlerini aktardı. Muhtemeldir ki o toplantıda birçok kritik başlık değerlendirilecek. Piyasalar ise Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu saatler 14'ü gösterdiğinde faiz kararını açıklayacak. Hemen dönelim. Şeyma Baytalay bizimle birlikte. Şeyma, bu karar açıklanmadan önce çok az bir süre kaldı. Piyasalar nasıl bir beklenti içinde? Neler öngörülüyor? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün yılın 7. toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantının ardından Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Temmuz ayına ilişkin faiz kararı belli olacak. Peki beklentiler ne yönde? Beklentiler faiz oranının %14 oranında sabit bırakılması noktasında. Geçtiğimiz ay ne olmuştu? Hemen hatırlatalım. Geçtiğimiz ay %14 oranında politika faiz oranı sabit bırakılmıştı. Şunun da altını çizelim. 6 aydır Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranını sabit bırakıyor. %14'te bu ayda beklentiler yine sabit bırakılması noktasında. Politika faiz oranının ne olacağı merak konusu, ancak karar metninde hangi ifadeler yer alacak, bunlar da önem teşkil ediyor. Merkez Bankası'ndan saatler 14'ü gösterdiğinde yazılı bir
açıklama yapılacak. Bir önceki toplantıda hangi mesajlar verilmişti? Biraz onları aktaralım sizlere. Fiyat istikrarı vurgusu yapılmıştı. Bu noktada Merkez Bankası'nın fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumlaşması amacıyla Merkez Bankası'nın tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir dendi. Enflasyona vurgu yapıldı. Bu noktada enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşuncaya kadar, %5 enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar liralaşma strateji çerçevesinde eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği vurgulanmıştı. Tabii bu toplantıda hangi mesajlar verilecek? Çok az kaldığını söyleyelim. Saatler 14'ü gösterdiğinde Merkez Bankası'ndan yazılı bir açıklama yapılacak. Bizler detayları aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Şeyma'nın söylediği gibi açıklama ve tabii açıklamanın detayları önemli. Saatler 14'ü gösterdiğinde bekliyor olacağız diyelim ve devam edelim. Fahiş fiyat artışları ve fırsatçılığa geçit verilmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Fiyat İstikrarı Komitesi 5. toplantısını gerçekleştirdi. Hemen dönelim Enes Babacan bizimle birlikte. Enes, toplantıda neler konuşuldu? Bundan sonra nasıl bir yol haritası izlenecek? Evet Nilgün Balkaç, aslında bu toplantı dün çok geç saatlere kadar devam etti ve sabahta açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığı'nda Fiyat İstikrarı Komitesi 5. kez toplandı. İlk madde daha önceki 4 toplantıda da olduğu gibi fiyat istikrarı ile alakalıydı. Fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerin yapılacağı ve burada aktif bir kontrol sisteminin olduğunu altı çiziliyor açıklamada ve özellikle enflasyonist gelişmeler bahane edilerek fahiş fiyat artışı yapanlara yönelik de burada bakanlık öncülüğünde denetimlerin ve yaptırımlarına devam edeceğine yöneliktir. Toplantının diğer iki maddesi ise yine çok kritik. Birisi özellikle temel gıda ürünlerinde, stratejik gıda ürünlerinde hem arz güvenliğinin hem de arzın kontrol altında olması ve yılın, yani Temmuz ayı ile itibariyle yılın ikinci yarısında gıda güvenliği arzının masaya yatırıldığı anlaşılıyor. Özellikle işte buğday, arpa, ayçiçeği, şeker gibi tarımsal ürünlerin toprak mahsulleri ofisi tarafından da alımı yapılarak yurt içinde gıda arzının güvenliğini sağlanması hedefleniyor. Yine komite tarafından kamu fiyat politikalarının enflasyonla mücadele konusunda kararlılık ve mali disiplin çerçevesinde belirlenmeye ve stratejik tarım ürünleriyle ilgili kurumlar tarafından satın alınmasına devam edilmesine karar verildi deniyor. Bu çok önemli, zira aslında Rusya-Ukrayna krizinden kaynaklı küresel anlamda bir gıda krizi var. İşte Türkiye'de bu noktada kendi gıda arzını sağlamak için önemli bir adım atmış oluyor. Bu da geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlanan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alınmalarıyla olacak ve bu komitenin de gündemine gelmiş Fiyat İstikrarı Komitesi'nin. Bir diğer önemli konu da enerji arzı ile ilgili. Yine aslında bu da Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı küresel çapta bir doğalgaz krizi var. Özellikle Avrupa'da depolama faaliyetleri başlamıştı. İşte bu da Fiyat İstikrarı Komitesi'nde masaya yatırılmış. Şöyle deniyor, özellikle çok dikkat çekici: doğalgaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılması, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemler alınırken Türkiye'de enerji tüketim alışkanlıklarının ve bu istikamette enerji tüketim alışkanlığının devam ettirilmesi ve depolamanın yapılması yönelik bir adım atılacağı anlaşılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Twitter hesabından bu açıklamayı yaptı. Tekrarlamakta toparlamak istersek şöyle ki, birincisi fahiş fiyat artışıyla mücadele devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın öncülüğünde Fiyat İstikrarı Komitesi bu mücadeleyi devam ettirecek. Diğer nokta temel gıda ürünlerinde, özellikle şeker, ayçiçeği, buğday, tahıl ürünleri gibi temel gıda ürünlerinin yurt içindeki gıda arzının sağlanması için yine Fiyat İstikrarı Komitesi ciddi adımlar atacak ve doğalgaz depolama ve enerji tasarrufuyla birlikte de enerji arzının güvenliğini sağlanması için toplantıda önemli kararlar alındı diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Şimdi Enes bize ayrıntıları aktardı ama onun aktardığı ayrıntılar üzerinden Fiyat İstikrarı Komitesi'nin manşetlerini bir kez daha tekrar edelim. Enflasyonla mücadelenin devam edeceğini söyleyelim, önemli. Stratejik tarım ürünleriyle ilgili kurumlar satın almaya devam edecek. Fiyat istikrarı için paydaşlar eş güdüm halinde çalışacak. Bu da önemli bir ayrıntı. Kış öncesinde doğalgaz depolama üniteleri en üst kapasiteye ulaştırılacak ve son bir manşet daha var.
enerji tüketiminde tasarrufun ön plana çıkacağını söyleyelim. Tüm önemli ayrıntıları böylelikle ekranlarınıza getirmiş olduk bir kez daha. Devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk nükleer santralinde önemli bir aşamaya daha geçildi. Akkuyu nükleer santralinde 4. reaktörün temeli atıldı. Şimdi hemen dönelim o noktaya ve temeli atılan reaktör ve sonrasına dair notlar Fatma Erdi. Fatma, neler söyleyeceksin? Şu anda temel atılmış alanın hemen arkanda bulunuyor. Bundan sonraki süreci nasıl özetleyeceğiz? Ne zaman tamamlanacak? Ne zaman faaliyete geçecek? Notlar sende. Bizler şu anda Mersin'in Gülnar ilçesindeyiz. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali burada hızla yükseliyor ve bugün de önemli bir adım atıldı ve son reaktöründe, 4. reaktöründe temeli atıldı. Kameraman arkadaşım Memiş Akçam'dan şöyle o temeli atılan reaktör alanını bir göstermesini rica edeceğim. Gösterdiği alan 4. reaktörün inşa edildiği alan ve işte bugün itibariyle de temeli atılmış oldu. Akkuyu Nükleer Güç Enerji Santrali 4 reaktörden oluşuyor ve her bir reaktör 1200 megawatt gücünde oluyor ve toplam gücü ise 4800 megawatt oluyor ve tamamı 4 reaktörden de 35 milyar kilowatt saat elektrik üretileceğini söyleyebiliriz. Türkiye'nin mega projelerinden biri. Aslında enerji anlamında dışa bağımlılığını azaltacak bir proje ve bugün içinde kritik bir adım atıldı ve 4. reaktörün temeli atıldı. İlk reaktör 2018 yılında temeli atılmıştı ve bugün de 4. reaktörün temeli atıldı. İlk reaktör Cumhuriyet'in 100. yılında, yani önümüzdeki sene 2023'te artık devreye girecek. Birer yıl arayla diğer reaktörlerde devreye gireceğini söyleyebiliriz. İkinci reaktör 2024 yılında, üçüncü reaktör 2025 ve bugün temel atılan son reaktör de 2026 yılında devreye girmiş olacak. Bugün burada temel atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de tören alanındaydı ve nükleer enerjinin öneminden bahsetti. Dünya için nükleer enerji yeni bir enerji olmadığını söyledi ve yaklaşık 70 yıldır da dünyada 30'dan fazla ülkede kullanıldığını söyledi ve artık Türkiye'nin de bu anlamda eli güçleniyor ve ilk nükleer enerji santrali Mersin'in Gülnar ilçesinde yükseldiğini söyleyebiliriz. Gülnar ilçesi oldukça önemli, zira deprem kuşağında yer almıyor ve inşa edilen bu 4 reaktörde 9 şiddetinde bir depreme dayanıklı olarak yapılıyor ki bu da oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Mersin'in Gülnar ilçesinde yükseliyor. 4 reaktörden oluşacak ve ilk reaktörde önümüzdeki sene Cumhuriyet'in 100. yılında devreye girecek ve oldukça önemli bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Zira tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak, İstanbul'un ise %90'ını temin edebilecek dev bir projede artık sona yaklaşılıyor ve ilk reaktörde önümüzdeki sene devreye gireceğini bir kez daha vurgulayalım ve sözü size bırakalım. İçişleri Bakanlığı orman yangınları ile ilgili valiliklere genelge gönderdi. Yangın riski bulunan bölgelerdeki orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada son günlerde artan hava sıcaklığına dikkat çekildi. Riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılmasının yasaklandığı belirtildi. Yangın riski bulunan bölgelerdeki orman alanlarına girişler de 31 Ağustos'a kadar yasaklandı. Riskli bölgeler valilikler tarafından belirlenecek. Ayrıca kampingler haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına da izin verilmeyecek. Orman yangınına sebep olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımına da müsaade edilmeyecek. Orman alanlarında havadan ve karadan da denetimlerin arttırılacağını söyleyelim. Her şey o ciğerlerimiz için ve ormanlarımız için diyelim. Şimdi
koronavirüs manşetini bir kez daha gündemimize alıyoruz ne yazık ki. Zira haftalık koronavirüs verileri açıklandı ve vaka sayılarında çok ciddi bir artış var. Hemen dönelim Göksu Kandemir bizimle birlikte. Göksu, rakamlar gerçekten dikkat çekici. Rakamları ve tabloyu birlikte okuyalım seninle. Nilgün Balkaç, Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloda aslında sizin de belirttiğiniz gibi maalesef bir önceki haftaya göre vaka sayılarındaki artış dikkatleri çekti. Buna göre 11-17 Temmuz tarihleri arasında yapılan testlerde 226.532 kişinin testi pozitif çıktı. 124.732 hasta iyileşti. 96 kişi ise maalesef yaşamını yitirdi koronavirüs sebebiyle. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020'de tespit edilmişti biliyorsunuz. Ve o tarihten bu yana görülen vaka sayısı 15.524.071'e ulaştı. 99.184 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunda aşılamaya ilişkin son verileri de paylaştı. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı 149.016.479 doza ulaştı. 58 milyona yakın birinci doz, 53 milyonun üzerinde de ikinci doz uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aslında önceki gün yaptığı açıklamada tablodaki artışa dikkat çekmişti. Vaka sayısı artışın günlük 40 katına kadar çıktığını belirtmişti. Dikkatli olması konusunda uyarılar yapmıştı. Nilgün Balkaç. Koronavirüs ve rakamları aldık Göksu'dan, devam edelim. Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 98'e yükseldi. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi ise devam ediyor diyelim. Hemen dönelim. Ayşegül Çoban bizimle birlikte. Ayşegül, hem süreci hem de rakamları, hasta sayısını nasıl okuyalım? Nilgün Balkaç, belirttiğiniz gibi Bolu'da Yuva Köyü'nde meydana gelmişti, bildirilmişti birçok zehirlenme vakası. İşte o vakaların sayısının 98'e çıktığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada biz de şu anda Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nin önündeyiz. Çünkü 98 kişi arasından 6 çocuk buraya nakledilmişti. Daha önce başhekimlikten aldığımız son bilgileri paylaşalım. Çocukların sağlık durumuyla ilgili 3'ü yoğun bakımda, 3'ü serviste olmak üzere 6 çocuğun tedavisi hala sürüyor. 6'sının da böbrek yetmezliği sıkıntısı olduğu bildirildi başhekimlik tarafından. 5'inin diyaliz ihtiyacı olduğu daha önce söylenmişti. Bugün de 5'inin diyaliz tedavisi şu anda sürüyor. Bu çocukların 3 ila 15 yaş aralığında olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Aldığımız bilgilere göre Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son açıklamayı da paylaşalım. Dediğimiz gibi az önce 98'e yükseldi vaka sayısı. 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98 zehirlenme vakası bildirildi. 14'ü yoğun bakımda olan 43 kişinin ise şu anda hastanede tedavisi sürüyor. 17 kişinin de farklı şehirlerde farklı hastanelere sevk edildiği bilgisi geldi. Ancak tabii sevindirici olan haberse şu ana kadar bir can kaybı bildirilmedi. Tedaviler devam ediyor. Bolu'da daha önce sel ve su baskınları yaşandığını hatırlatalım. İşte bu sel ve su baskınları nedeniyle içme suyuna mikrop karıştığı tahmin ediliyor. Zehirlenme vakalarının bundan dolayı olduğu tahmin ediliyor şu anda. Tekrar edecek olursak, Bolu'da yaşanan zehirlenme vakalarından 6'sı daha önce Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'ne getirilmişti. Biz de şu anda oradayız. 3'ü yoğun bakımda, 3'ü serviste olmak üzere 6 çocuğun tedavisi şu an hala sürüyor. Başhekimlikten yapılan son açıklamaya göre bizler de olayın takipçisiyiz. Gelişmeler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Söz yeniden merkezde. Ayşegül bize Bolu'dan son durumu aktardı. İstanbul'da fırtına uyarısı vardı. O fırtına özellikle İstanbul'un Karadeniz kıyılarında çok etkiliydi. Jandarma, sahil güvenlik ve can kurtaranların uyarısını aldırmayan 14 yaşındaki iki kız denize girdi. İkisi de önce akıntıya, ardından dev dalgalara yakalandı. Can kurtaranlar bile boğulmamak için suya güçlükle girebildi. Can pazarı dakikalarca sürdü. Bakın o iki kız çocuğu nasıl kurtarıldı. Emir, ipten girin, ipten girin, ipten. İpi bırakmayın. Can pazarı vardı orada. Dikkatli karşılayın.
Muhammed elinden kaçıracak Muhammed. Üçlü dalga diyor, boğan dalga, küçücük kızlar. Kim orada? Çık, bırak! Bırak, çık! Girsem, yüzmeye çalışsam ne olur şu şartlarda? Şartlarla girdiğin zaman abi dalga görüyorsun, o dalga seni tutar. O dalgaya aldırmayan 14 yaşındaki iki arkadaş denize girdi. Hem çeken akıntıya kapıldı hem de peş peşe gelen dalgaların içinde kaldı. İstanbul Karaburun'da Karadeniz'in en dalgalı günlerinden birinde yaşanan can pazarı böyle görüntülendi. Acele etmeyin, hepiniz birden atlamayın, dinlene dinlene atlayın. Dalgalar öyle azgındı ki can kurtaranlar dahi suya girmeye çekindi. Emir! İpten gidin! İpten gidin, ipten! İpi bırakmayın! Kim orada? Çık, bırak! Bırak, çık! Sürekli dalgalar yutuyor muydu onu? Akıntı da vardı, akıntının içindelerdi hepsi. Can kurtaranların mesaisi bittikten sonra iki kişi dalgalarda yüzmeye karar verdi ve denize açıldı. Açıldıktan bir süre sonra 1,5 metrelik dalgalar o kişileri bir anda yutmaya başladı. Dikkatli karşılayın! Muhammed elinden kaçıracak Muhammed! Peş peşe gelen dalgalar hem 14 yaşındaki iki arkadaşı hem de onlara ulaşan can kurtaranları denizin dibine çekti. Rüzgar 55 kilometre hızla esiyordu. Dalgaların boyu gittikçe artmaya başladı ve o kişiler sürekli dalgaların arasında kaldı ve az kalsın boğulacaklardı. Can kurtaranlar harekete geçti, zamanı kovladı ve bir anda denize atladı. Kim orada? Çık, bırak! Bırak, çık! Ona müdahale ettik, onu tuttuk ve aynı şekilde biz de 10-15 dakika suyun içinde onunla beraber mahsur kaldık. Gir, gir, gir Tekin! Tekin atla! Arkada bir kişi daha var. Bak bana! Arkada bir kişi daha var ya. 3 dalga peş peşe mi geliyor? O da bir insanı boğmak için yeterli mi? Yeterli. Biz onu şöyle tabir ediyoruz. Biri vurur, sersemletir, biri bayıltır, üçüncüsü öldürür. Neyse ki öldüren dalga gelmeden can kurtaranlar iki çocuğu da sağ salim sudan çıkardı. İki kişi mi? İki. Birini çıkardılar abi. O anları getirdik ekranlarınıza. Balıkesir'in Edremit ilçesinde teknenin batması sonucunda kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Hemen bölgeye gidelim, ayrıntıları getirelim ekranlarınıza. Sahil güvenlik ekipleri dünden bu yana haber alınamayan Hasan Hüseyin Işıktaş ve Sinan Yeniçeri'yi arama çalışmalarını Altınkum sahili açıklarında yoğunlaştırdı. Arama çalışmasında insansız sualtı arama kurtarma robotu da kullanılıyor. Bir helikopterin de katıldığı arama çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor. Karadaki personel ise dürbünlerle denizi gözleyerek kaybolan kişilere ait iz arıyor. Kayıp yakınları da sahilde çalışmaları an be an takip ediyor. Edremit Altınkum Mahallesi'nde dün 3 arkadaş fiber tekneyle denize açılmış, su alarak batan teknedeki bir kişi kurtarılmış, kayıp 2 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Çalışma yapılan noktadan görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. İstanbul Kadıköy'de akşam saatlerinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale edildi. 106 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada akşam saatlerinde Halit Ağa Caddesi ve çevresindeki sokaklarda bazı kişiler tarafından slogan eşliğinde yürüyüş yapılmak istendiği belirtildi. Yapılan çağrılar üzerine Kadıköy Kaymakamlığı'nca eylemin yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi. Tüm uyarılara rağmen polise karşı mukavemette bulunan 106 göstericinin gözaltına alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yargıtay Fuat Avni adlı Twitter kullanıcısına bilgi aktardığı tespit edilen eski başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit'le eski istihbarat daire başkanlığı çalışanı Bülent Günay'a verilen müebbet hapis cezasını onadı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nın ele geçirilmesi eylemine ilişkin davada 2 sanığa müebbet, 5 sanığa ise 13 yıl 4'er ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 3. Ağır Ceza Dairesi 17 sanık yönünden 18 Ocak 2021'de karara bağlanan davaya ilişkin temiz incelemesi
kontrolünü tamamladı. Buna göre Fuat Avni Twitter hesabına bilgi aktardığı tespit edilen eski başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit ile eski istihbarat daire başkanlığı çalışanı Bülent Günay'a anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan verilen müebbet hapis cezaları onandı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım suçundan 13'er yıl 4'er ay hapise mahkum edilen 5 sanığa verilen cezaların onanmasının da kararlaştırıldığını söyleyelim. Şimdi sıcak görüntülerle İstanbul'a gidelim. İstanbul Esenyurt'ta bir tekstil firması aynı gün iki kez hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar önce depodaki kumaşları birkaç saat sonra da gelip çelik kasayı çaldılar. Sahte plakalı araçla gelip önce kumaşları ardından da çelik kasayı çaldılar. Katına çeklerim, hem resmi çekim hem şahsi çekim. Tabii ki bir miktar, yüklü bir miktar nakit paramız vardı. Bunları yaşadık yani. Tahmini 1 milyona yakın zararımız var. Maskeli 3 kişinin hedefi Esenyurt'taki bir tekstil firmasıydı. Kapıyı söküp içeri girdiler. Bir kişi dışarıda etrafı gözetlerken diğer 2 kişi kumaşları arabaya yükledi. Çaldıkları kumaşlarla ayrılan hırsızlar bir süre sonra firmaya döndü. Bu defa çelik kasayla televizyonu çaldılar. Kasa burada. Bütün buradaki karıştırmışlar, kırmışlar dolapları. Sabah iş yerine giden çalışanlar durumu polise bildirdi. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir hırsızlık olayı da Bağcılar'da yaşandı. Bir kişi girdiği mağazada beğendiği bir kıyafeti denedi. Satın alacakmış gibi davrandı. Ancak ATM'den para çekme bahanesiyle mağazadan kaçtı. Arkadaşımız da kadın öyle bir şüphe uyandırmadığı için tamam olur dedi. Gidiyor, gidiş o gün işte abi gelmiyor. Eskisini bıraktı, yenisini götürdü. Güzel bir taktik aslında. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler kaçan hırsızı arıyor. Yine İstanbul ve o anlarla devam edelim. İETT otobüsü yola fırlayan çocuğa çarptı. Çocuk şans eseri, kazadan yara almadan kurtarıldı. O anlara gidelim. Görüyor musun? Konteynerin buradan. Çocuk birden kendini yola attı. İETT otobüsü şoförü frene bassa da kazadan kaçamadı. İstanbul Sultanbeyli'deki kaza böyle görüntülendi. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle caddede sürüklendi. Otobüs yukarıdan geliyordu. Ufak çocuk karşıdan karşıya geçerken otobüsü fark edemedi herhalde. Çocuğun otobüsün vurmasıyla biraz savruldu. Çocuğun sağlık durumu iyi. Otobüsteki yolculardan üçü ise ani fren sebebiyle hafif yaralandı. Aldı getirdi çocuğu annesi. Şey yaptı, ambulansa falan koydular. Allah aşkına olsun bir şey yokmuş yani. Canlarında bir şey yok. Yaklaşık 10 gündür çayır tırtılı istilasını konuşuyoruz. İstila Trakya'dan başladı, Marmara bölgesine yayıldı. İstanbul'un 4 ilçesinde de tarlaları çayır tırtılları sardı. Öyle ki sadece tarlaları değil, kırsaldaki evlerden traktörlere kadar her yeri tırtıllar sardı. O tırtıllarla mücadele devam ediyor. İstanbul'da tarlalardaki son durumu Ceyda Muslu ve Selim Bayram sizler için görüntüledi. Bir gün bir geldik baktık ki tarla gidiyor yani. Oluk oluk tırtıl, oluk oluk. Her yaprağın üstünde milyonlarca. Zaten bir gecede yaklaşık 20-25 dönümdekir yiyor. Çok sıkıntılı ve çok acayip hızlı yiyen bir hayvan. Trakya'dan sonra İstanbul'da. Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de ayçiçeği tarlaları, o tarlalardaki yapılar, traktörler. Hepsi bu halde. Her yer çayır tırtıllarının istilası altında. Ayçiçeklerin yeşil yapraklarına saldırdığı ifade ediliyordu. Bakın paramparça olmuş durumda zaten yaprakları da. Aşağıdan yapraklarını yiye tepesine yani çiçek açak yerine çıkıyor. Ayçiçeğin besinini buradan alır, yaprağından alır, kuvveti yapraktan alır. Bu yaprakları bitirmişler. 20-25 bin dekar civarındaki alanda tırtır zararlısının olduğunu gördük. Buradaki zarar da %2 ile 8 arasında değişmekle birlikte verim kaybı zarar bu şekilde. Tahribat var ama istilacı tırtıl türüyle mücadelede hız kesmiyor.
4 ilçede de hem havadan hem de karadan ilaçlama çalışması yürütülüyor. Ekipler istilayı tamamen kontrol altına almaya artık çok yakın. Günlerdir devam eden ayçiçek tarlalarındaki çayır tırtılı istilasına ilişkin işte insansız hava araçlarıyla da müdahale gerçekleştiriliyor. Bu en küçüklerinden bir tanesi. İçerisinde 10 litre su ilaç karışımı bir sıvı var. 10 dekarlık alanı da 10 dakika içerisinde ilaçlıyor. Şu an körp olduğu için şu an çok iyiler yani. Şu an müdahale edilmezse yani ilaç atmasaydık kurtaramazdık. Müdahale ettik. Şu an kontrol altına aldık bunu. Eğer kontrol altına almasaydık bu tarla tamamıyla gitmişti. Sadece sap kalacak. Zarar gören geçekiliş arazilerinde de belli bir toparlanmayı da gördük. Münferit böyle bazı lokal olarak gözükmeye başladı. Bu da sonuna geldiğimizi gösteriyor. Tırtıl istilası görenleri ürkütse de yetkililer çok büyük bir zarara yol açmayacağı görüşünde. İstilaya rağmen geçen yılki rekoltenin aşılacağı ifade ediliyor. Gökyüzü gözlem etkinliklerinin üçüncüsü Erzurum'da yapılacak. Etkinlik için konaklı kayak merkezinde hazırlıklar son aşamaya gelindi. Kurayla belirlenen 600 katılımcıyla Erzurumlular teleskoplarla gökyüzünü keşfedecek. Gökyüzüne bakma durağı şimdi Erzurum. 2022 yılında planlanan gökyüzü gözlem etkinliklerinden üçüncüsü için geri sayım başladı. Etkinlik alanında hazırlıklar bitmek üzere. Kayak tutkunlarını ağırlayan Konaklı Kayak Merkezi bu kez gökyüzü gözlem etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinliğe katılacaklar için bölgede 200 adet çadır kuruldu. Kurayla belirlenen katılımcılar da kendi çadırlarını alana getirecek. 1700 başvuru aldık bu etkinlik için ve bu 1700 kişiden 600 kişiyi kurayla belirledik ve katılım sağlayacaklar buraya. İkinci günde Erzurum halkını misafir edeceğiz. Cuma günü başlayacak olan etkinlikler 3 gün sürecek. Akşam 8'den sabah 4'e kadar 30 teleskopla gökyüzü gözlemlenecek. Ayı gördün mü? Bu tamamen gökyüzüyle ilgili, astronomiyle ilgili toplumdaki farkındalığı artırmak ve gençlerin özellikle ilgisini çekmek ya da ilgisi olanları da bir araya getirmek. Erzurum'da da ilk defa yapılacak. Sunum çadırında astronomiyle ilgili sunumlar verilecek. Paralelinde çocuklara yönelik astronomi odaklı atölyeler gerçekleştirilecek. Etkinlikte 4 metre çapındaki aynasıyla Türkiye'nin en büyüğü olan Doğu Anadolu Gözlem Evi'ne geziler de düzenlenecek. Şimdi denizlerimize gidelim. Zira nesli koruma altında olan caretta carettaların yavrulama sezonu sürüyor. Mayıs ayında sahile bırakılan yumurtalardan yeni yavruların çıkışı başladı. Ülkemizdeki 22 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalının 9'u Antalya'da. Kemer ilçesindeki turizm beldesi Çıralı bunlardan en eskisi. 3,5 kilometre uzunluğundaki kumsal 1994 yılından bu yana koruma altında. Alana bu yılda Mayıs ayında deniz kaplumbağaları yumurtalarını bıraktı. Kuluçka sürelerini tamamlayan yavrularsa dünyaya gözlerini açmaya başladı. Dünyaca ünlü Çıralı sahilinde 92 yuva vardı bu sezon ve yavru çıkışları başladı. Yavru caretta carettalar yuvalarından ayrılarak denizle buluşuyor. Çıralı'daki ilk yuva törenle açıldı. Turistler caretta carettaları görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Yavru caretta carettalar kontrollü bir şekilde yuvadan çıkartıldı. Sezon boyunca kafeslenip korunan yuvalar sıkı takip ediliyor. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra da denize ulaşana kadar bu gözlem sürüyor. Sahilde yer alan diğer yuvalarda zaman zaman kuluçka süresince kontrol açışı yapıyor. Yeni yavruların ve yumurtaların durumları izleniyor. Bizim bu yuvayı açmaktaki amacımız bu yuvanın içinde kaç tane yumurta vardı? Kaçı başarılı bir şekilde denize gitti, kaç tanesi çeşitli embriyo fazlarında kaldı, başaramadı, bunları öğrenmek. Kayıtlanan bilgiler Türkiye'nin üyesi olduğu Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne iletiliyor. Karettaların muhteşem yaşam mücadelesinden sonra İstanbul diyelim. İstanbul'da caddeye çıkan büyükbaş hayvan sürüsü trafiği aksattı. Sürücülerin korna çalarak hayvanları uzaklaştırmaya çalışmasıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.
O anlara gidelim şimdi İstanbul'dan. Bu görüntüler gerçekten dikkat çekici. Arnavutköy Taya Kadın mevkiinden. İstanbul Havalimanı'na giden yola büyük çıkan büyükbaş hayvanlar sürücüleri şaşırttı. Sürü araçların arasında dolaştı. Araçlarsa ilerleyebilmek için hayvanların geçmesini beklemek zorunda kaldı. İşte şu anda ekranlarınıza yansıyor. O anlarsa cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi. Kobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Şimdi de her zaman olduğu gibi piyasa raporu diyelim ve rakamları getirelim ekranlarınıza. Geldi rakamlar, bir bakalım BIST'le başlayalım. BIST'te bir düşüş olduğunu görüyoruz. BIST 2524'ten seyrediyor. Dolara bakıyoruz. Dolar 17,67'den alıcısına ulaşıyor şu saati itibariyle. Şu saati itibariyle diye vurgu da yapalım. Çünkü Merkez Bankası saat 14'te faiz kararını açıklayacak. O kararda bekleniyor piyasalar tarafından diyelim. Avro'ya bakalım. Avro'da da bir yükseliş var. 18'den seyrediyor. Altın onza baktığımızda yine düşüş görüyoruz altın onza. Altın onz 1682 dolardan seyrediyor. Peki 1682 dolar birim fiyatlarını nasıl yansıyor dediğimizde hemen geldi birim fiyatlara. Şöyle bir bakalım. Gram altın 956 lira, çeyrek altın 1564 lira, yarım altın 3128 lira, Cumhuriyet altını ise 6238 liradan seyrediyor. Şu saat itibariyle rakamları piyasa raporunda ekranlarınıza getirdik. Kobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Öğlen haberin sonuna geldik ama TRT Haber'de haber maratonumuz devam ediyor. Bir yerlere ayrılmayın efendim.